İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Kosova Misyonu, yolsuzlukla mücadele ve üst düzeyde yolsuzluğun önlenmesi konulu konferans düzenledi. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, yolsuzluğun sadece Kosova için değil, gelişmekte olan ülkeler için de ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi. Yolsuzluğun iktisadi ve güvenlik alanında büyük sorunlar yarattığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, bunun önlenmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması gereğine vurgu yaptı. Thaçi ayrıca hukuk üstünlüğü konusunda yolsuzlukla mücadelede bir dizi önlem alındığını da hatırlattı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kosova Misyonu Şefi Jan Barthu ise yolsuzlukla mücadelede Kosova'da belli başlı ilerlemelerin kaydedildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova gençlerin ülkeyi terk etmesi tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Meclis Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen Kamu Özel Sektör Diyaloğu Konferansı'nda istihdam ve ülkedeki ekonomik durum ele alındı. Konferansta bir konuşma yapan Meclis Başkanı Kadri Veseli, ekonomik durumunun iyi olmadığına işaret ederken, Kosova gençlerin ülkeyi terk etmesi tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Kosova'da demografik dönüşüme de dikkat çeken Meclis Başkanı, doğurganlık oranının artmasına ve diasporadan gelecek yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Başbakan Ramush Haradinaj, şans oyunlarını yasaklamak için hazırlanan yasa tasarısının görüşülmesi için olağanüstü meclis toplantısı istemini bugün meclise gönderdi. Bu arada Alman basında konuşan Başbakan bir kez daha Kosova'nın sınırlarını ve toprak bütünlüğünü müzakere etmeyeceğine vurgu yaptı. Alman basınına konuşan Başbakan Ramush Haradinaj, Kosova'nın sınırlarını ve toprak bütünlüğünü müzakere etmeyeceğini bir kez daha dile getirdi. Başbakan Haradinaj, Avrupa Birliği himayesinde yürütülen müzakere sürecinin Sırbistan'ın Kosova'ya tanıdığı bir anlaşma ile nihayete ermesi gerektiğini belirterek henüz böyle bir sonuca ulaşılmadığı gerçeğine de vurgu yaptı. Başbakan ayrıca sınırların müzakere edilmesi yalnızca Kosova'da değil tüm bölgede istikrarı olumsuz etkiler dedi. Vize muafiyeti sürecine de değinen Haradinaj, Kosova'nın tüm kriterleri yerine getirdiğini tekrarladı. Merkez Seçim Komisyonu'nda yaşanan gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, yarın Merkez Seçim Komisyonu üyelerini belirleyeceğini açıkladı. Kosova'nın geleceği için İttifak, Sosyal Demokrat Partisi ve Nisma bu karara tepki gösterdi. Kosova'nın geleceği için İttifak, Cumhurbaşkanı'ndan henüz hiç kimsenin yarınki atamalar için çağrı almadığını belirtti. Cumhurbaşkanından üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmesini isteyen Ahmet İsufi, 6 artı parlamenter gruptan da temsilcilerin atanmasını istedi. Sosyal Demokrat Parti'den Dardan Muliçay da önceden açıkladığı gibi Merkez Seçim Komisyonu'na PSD'den de bir üye seçilmez ise partinin bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi. Nisma'dan Bilal Şerif ise Cumhurbaşkanı'ndan komisyon için üyemiz davet edilmedi. Önceden belirlendiği gibi atamalar yapılmadan önce bizim üyemizde belirlenmesi gerekiyordu. Maalesef olmadı ifadelerini kullandı. Kosova Birleşik Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası Başkanı Rahman Yaşaray, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın 3 haftalık grev sırasında yapılmayan derslerin telafisi kararını kanun dışı olarak değerlendirdi. Priştine Asliye Mahkemesi'nin Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın derslerin telafisi için aldığı kararı bozacağı inancını belirten Yaşaray, mahkeme kararı çıkmayıncaya kadar ne cumartesi günleri ne ilkbahar tatilinde ne de ders yılı sonunda kaybolan derslerin telafisi olmayacağını vurguladı. Epoca ER gazetesine konuşan Yaşaray, sendikanın mahkeme kararına uyacağını da bildirdi. Sayın seyircilerimiz, Amerika'nın Küresel Liderlik ve Gelişim İnisiyatifi ile MCC'nin Kosova Temsilciliği tarafından bu yıl ilk kez Priştine'de Kız Yaz Kampı düzenleniyor. Enis Taban haberi. Evet. 18 ile 31 Ağustos tarihleri arasında Priştine'de düzenlenecek olan Kız Yaz Kampı'na Kosova yanı sıra Amerika, Sırbistan ve Makedonya'dan 15 ile 18 yaş arası kızların katılacağı belirtildi. Projeyi tanıtmak maksadıyla Prizren'deki Dokukino temsilcileriyle bir araya gelen Küresel Liderlik ve Gelişim İnisiyatifi ile MCC'nin Kosova temsilcileri proje hakkında bilgi verdiler.
Lombardi yöneticisi Aras Sporta tarafından karşılanan heyette Sporta Lombardi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. MCC temsilcisi Sarah Olmsted proje hakkında şunları söyledi. Kampımız süresince katılımcı kızlarımız mevcut bilgilerini pekiştirmek imkanı bulacaklar ve ilgili oldukları alanlarda kendilerini daha da fazla yetiştirme fırsatı yakalayacaklar. Tüm katılımcıları dinamik bir program bekliyor. Kampımızın en önemli amaçlarından bir tanesi de bu yaş arası kızlarımızın bilime yönelmelerine teşvik etmektir. Proje koordinatörü Başley Leusen de proje hakkında detaylı bilgi verdi. Yaz kampı çerçevesinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında çalışmalar gerçekleştireceğiz. Kamp süresince cinsiyet eşitsizliği gibi alanlarda da çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Özellikle liderlik, danışmanlık eğitimleri de verilecektir. 18 ile 31 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan kampımıza birçok ülkeden genç kızımız katılacak ve eğitimler dışında şehir gezileri de yapmayı planlıyoruz. Tüm harcamalarımız partnerlerimiz tarafından karşılanacaktır. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Türkiye'den ilginç bir haberle devam edelim. Manisa'da başta halıcılık olmak üzere halen sürdürülen el sanatları mevcut. Yörede halı, kilim gibi dokumacılık el sanatları hala varlığını sürdürüyor. 13. yüzyıldan itibaren yöreye yerleşmeye başlayan Türk boyları, yerleşik düzene geçilmesinden sonra da eski yaşamlarına ilişkin birçok alışkanlıklarını sürdürmüşlerdir. Başlıca geçim kaynakları hayvancılık olan bu boylar, kendi hayvanlarının yünlerini doğal boylarla boyayarak simgesel motiflerden oluşan geleneksel desenlerle kendi ihtiyaçları için halı, kilim ve benzeri dokumalar yapmaktaydılar. Yerleşik düzene geçilmesinden sonra daha da yaygınlaşan halı dokumacılığı 17. yüzyıldan başlayarak ün kazanmış Manisa merkez Yunt Dağı köyleriyle Gördes, Kula ve Demirci ilçeleri önemli halıcılık merkezleri haline gelmiştir. 19. yüzyılda Batı ülkelerinde bu halılara talebin artması, halı ticaretiyle uğraşan şirket ve tüccarların seri üretime yönelik ve Avrupa'yı zevke uygun siparişler vermesi, Türklere özgü çift düğüm tekniğinin ve doğal boyaların terk edilmesine ve desenlere dejenerasyona yol açmış, kısaca ticari kaygılarla kalite düşürülerek yöre halıcılığında yozlaşma meydana gelmiştir. Bu durum ilgili kurum ve kuruluşların üniversitelerle işbirliği yaparak yıllar süren çalışmaları sonucunda yöre halıcılığında geleneksel özelliklere dönüş sağlanana kadar devam etmiştir. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Güneşli ve parçalı bulutlu havanın hüküm sürdüğü ülkemizde başkent Priştine'de gün ortasında termometreler 11 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerinin tahminlerine göre yarın bugüne benzer bir gün yaşanacak. Günün en yüksek hava sıcaklıkları ise 10 ile 12 derece arasında devinecek. Bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.